Sayın seyirciler merhaba. Yağmurlu, yer yer fırtınalı bir cumartesi günü karşınızdayız. E tabi kış geldi, yurdumuzda kar var, İstanbul'a da bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta çok yetenekli, bilinen, kıymetli bir karikatür sanatçısı bizimle beraberdi. Akın Çavdarlı. Yeteneği, bilgisi, zekası kadar kocaman yüreğiyle programımızı sımsıcacık hale getirdi. Hatta o kadar ki bir şey çizemem, bir kirpi çöpünden dahi bir şey çizemeyen diyen herkese moral oldu. Ben de heveslendim. Fırsat buldukça pazar günleri Akın Bey'i izleyeceğim. Karikatür çizmek, bir şeylerle uğraşmak çok keyifli. Elimize kalemimizi alalım. Bizi unutturmak isteselerdi. Akın Bey'e geçtiğimiz haftaki güzel programı ve programda karikatür üzerine yazdığı şiiri, ilk kez yazdığı şiiri hediye etmesi gibi bir nezaketi için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftadan bugüne dünyada neler var? Vallahi dünya karanlık tünelde. Bir takım biri kötü birileri yüzünden masumlar zor günler yaşıyor. Ama ben inanıyorum iyiler ve iyilik kazanacak. Kötüler çünkü artık çok ortalığa dökülür oldular. Ben her hafta yaptığım ritüelimi yine yapacağım. Ve elimi kalbime koyarak, hadi elini kalbine koyanlar, hepiniz elinizi kalbinize koyun. Ve diyorum ki, iyiler kazanacak, iyilik kazanacak ve biz iyiliği arttıracağız. Sayın seyirciler, iyiliği arttırmak deyince de benim aklıma hep sanat geliyor, müzik geliyor, edebiyat geliyor, sinema geliyor. Müzik deyince de bugün konuğum çok değerli, çok özel bir isim. Azerbaycan Türkü, evet Azerbaycanlı bir sanatçımız var. Alafsar Bey bizimle bugün. Şimdi kendisini size takdim ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bugün bize sürprizleri de olacak. Balaban'ı tanıtacak. Balaban sanatçımız bugün bizimle beraber. Balaban deyince, Balaban çalacağınızı düşününce heyecanlandım. Alafsar Rahimov. Evet. Alafsar doğru mu söylüyorum? Evet doğru söylüyorsunuz. Rahimov hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sizi gördüm çok iyi oldu. Sağ olun. Öncelikle izleyicilerimizi selamlıyorum. Sağ olunuz. Selamlıyorum. Biz çok heyecanlıyız bugün sizi konuk aldığımız için. Ben de öyle. Her zaman bu söylüyorum ben bunu da. Çok sahneler aldık. Ama yine de her zaman televizyon olsun, yine de her gün bir yere çıktığımızda heyecanlı. Evet, vardır ve bence olması gerekiyor diye düşünüyorum evet. Bunu. Çünkü biraz biz ona mesuliyet deriz Azerbaycan evet. Dilinde.
Yani bir şeyin farkına varmak, ciddiye almak, o, evet. Onun için tatlı bir heyecandı. Evet. Bu arada sayın seyirciler, bugün mikrofonu sus çaldı Alafsar Bey. Yani bu Balaban'ın da sesi size özgü, onu soracağım. Güzel geliyor, şahane. Ne çaldınız onu bir önce bize söyleyin. Yani dinlediğimiz eser nedir acaba? Evet. Çaldığım eser Azerbaycan halk şarkısı, Küçelere Su Serpmişem diye bir çok şarkıdır. Güzel. Anonimdir yani, bestecisi yoktur, halk şarkısı oluyor. Balaban'da da, Balaban'la bütünleşmiş bir şarkıdır. Evet. Sarı Gelin gibi, artık Balaban çalındığında Sarı Gelin onun artık tamamen evet. Şey Sarı olmuş. Sarı Gelin bu coğrafyanın zaten evet. Değil mi? Anonim evet, tabii parçası. Ki, tabii ki. Tabii biraz farklı kollar oluyor. O oluyor. Diyor benimdir, bu diyor evet, benimdir evet. Falan filan. Ermenistan benim diyor, tabii, İran diyor, biz diyoruz, o diyor. Herkes sahipleniyor. Doğrudur. Ama... Hiç oralara girmek istemiyorum. Tabii. Kim güzel çalırsa ben de aynen ülke onundur. O. Aynen o. İcra edeceksin, müziğini yapacaksın. Evet, en güzel. Aynen. Şimdi Alafsar Bey, isminizin anlamı var mı? Alafsar, dedemin ismi olmuş. Evet, yani kelime anlamı. Kelime anlamı olarak Ali Afsar olsaydı olurdu. Alafsar olarak bir anlam taşımıyor ama yine de şöyle söyleyeyim, yüce makam gibi anlamında. Bir anlamı evet. Vardır. Şimdi ben programıma her katılan konuğuma klasik bir sorum vardır. Evet. Siz kimsiniz? Hani size biri dese ki yolda bayırda kimsin dese nasıl tanımlıyorsunuz kendinizi? Biz tabii sizi bir müzisyen, bir balaban sanatçısı olarak biliyoruz ama kimsiniz diye soruyorum size. Oradan da eğitiminize geçeceğim. Evet, bu konu olunca az önce de zaten bunu benim menajerimle de konuştuk. Ben dedim, ben çıkıp diyeceğim ki ben bir zurnacıyım. Çok hoş. Çok güzel. Dedim, o da dedi ben bir nefesim söyle. Evet. Tamam dedim. Olsun, ben bugün bir nefesim. Alafsar Rahimov. İsmim Alafsar Rahimov. Balaban sanatçısı oluyorum. Ama zurna çok özel bir alet zaten. Tabii. Özel ve zor bir alet. Zor. Onun omuzda şeyi de ağırdır. Çünkü hata sevmeyen bir enstrümandır zurna. Bazı enstrümanlarda hata yaparsın. Onu öyle süslersin ki seyirci bunu anlamaz. Ama zurnada bu kabul olunmuyor. Öyle mi? Çünkü siz çalabiliyor musunuz? Tabii ben Azerbaycan zurnası çalıyorum. Oo, çok dededen hoş. Gelme bir meslektir bu. Evet, dedenizi de isteyeceğim evet, anlatmanızı. Zurna zaten onun ana dalı öyle diyeyim. Tamamen zurna olmuş ama ben biraz daha balabana sevgim çok olduğu için eğitimimi ve bütün sevgimi balabana verdim. Bazen de dede enstrümanı diyorum. Zurna kullanıyorum. Projelerimde de yapıyorum. Balaban, siz biliyorum ki birçok aleti çalıyorsunuz. Mey deniyor. Ney, evet. Balaban, zurna. Farkları nedir bilmiyorum. Ama bu balaban çok değişik. Böyle hem küçük gibi bir kayısı ağacı mı, erik ağacı mı? Öyle bir şey kayısı, var. Kayısı, erik, abanoz diye bir ağaç var. Gül ağacından bile yapılıyor. Ama biz hep yani buna adet etmişiz. Bizim bildiğimiz erik deriz biz. Hmm. Ama siz de buna erik kayısıya diyorsunuz. Biz erik başka bir şey bizde. Bizdeki o evet. Yeşil hafif kayısı ekşi. Diyelim. Kayısı tamam. Buradan seyircilerimizin kafası da karışmasın. Karışmasın. Evet. Alafsar Bey evet. Onu da söylemeyi çok isterim. Biz balaban diyoruz buna. Türkiye'de buna benzeri vardır. Buna mey deniliyor. Bu arada bu hangi konseriniz? Bu çok güzel Alanya, bir kare. Alanya Caz Festivali'nde. Çok güzel evet. Bir kare bu. Evet. Sizin konserlerde etrafınızda inanılmaz bir hare oluyor. Evet. Ve başka bir adama dönüşüyorsunuz. Onu evet. Onu da izah edin. Hakikaten zaten başka sahne onu gerektiriyor bence. Ama herkes de olmuyor. Sizde oluyor. Başka bir adama dönüşüyorsunuz ve kitleniyor seyirciler evet. Sizi. Evet. Evet, devam edeyim. Ben zaten konserlerden bir az sonra konuşacağız detaylı şekilde. Biz balaban diyoruz. Burada mey deniliyor bu enstrümana. Biraz tabii tın olarak farklı tınısı vardır meyin. Ama yakındır, aynı sınıftır. Ermenistan'da kullanılıyor, çok sık kullanılıyor. Duduk deniliyor. Duduk deniliyor. Orada. İran'da kullanılıyor. Evet. Kore'de, Tayvan'da kullanılıyor. Öyle Kuanchi mi? Deniliyor. İsmi aa. Kuanchi. Biraz tabii şimdi şu olayları yaşıyoruz. Abi şu balaban mı duduk mu diyorlar. Bunun ismine ne diyelim diyorlar. Ben diyorum ki
istediğini diyebilirsin ama ben Balaban demeyi seviyorum. İsminin de anlamı vardır bu arada. Nedir? Bala küçük demek, balamız demek. Ban ses demek. Horozun banı gibi oradan evet. aklımıza gelmiş olur. Balaban yani benim küçük sesim demektir. Ay çok yavru hoş. Sesim. Yavru sesim evet. demek. Peki eğitiminizi soracağım evet. size. Çünkü siz Azerbaycan'da eğitiminizi aldınız. Evet. Biraz bize onu anlatın. Neden Balaban? Nasıl başladınız müziğe? Dedenizden de bahsedin. Evet. Çünkü dedeniz, sayın seyirciler, Alasar Bey'in isminizi taşıdığınız dedeniz, dünya çapında bilinen önemli bir müzisyen, önemli bir evet, zurna sanatçısı. Zurna sanatçısı. Evet. Dedenizden de bahsedin ve eğitiminizi, tabii. neden Balaban'ı seçtiğinizi biz sizi dinleyelim. Ben müzisyen bir ailede doğdum. O zaman sadece dedeniz değil yani. Vardır. Yani ailede müzisyenlik. Babada yoktur da dedemin kardeşinin oğlu müzisyen olmuş. O da çok ünlü tarzen olmuş. Tar deriz biz. O tar çalanlara da tarzen deriz. Tarzen biz. Deriz. Evet. Tar sanatçısı olmuş. Dededen gelme bir sanatım vardır. İşte gözümü açıp hep ailede zurna sesi, balaban sesi duymuşum. Ama balabana annemin biraz isteğiyle yön almışım. Babam çünkü ağır bir sanattır, zurna çalamaz, balaban çalamaz derdi. Biraz endişeleri vardı bu konuda. Ama annem ısrarla demiş ki dedesinin yolunu devam ettirecektir. Devam. Ben dedemi görmedim maalesef. Ve hep bana şunu derdi. Ben çocuktum, beni kandırıyordu ama güzel bir şey olmuş bu benim için. Bana derdi ki sen iyi bir sanatçı olursan, bu enstrümanı çok iyi çalarsan bir gün gelip göreceksin ki deden masanın başında oturuyor. Ay çok hoş. Ben çok de çocuğum güzel. Ve dedemi hiç görmediğim için ve herkes de için. Dedemden konuşuyor ve ben onu görmek idealimdi benim o çünkü. Evet. Ve ben hep çalışıyordum ki bir gün gelip onu göreceğim diye. Diye çok hoş. Sonra büyüdükçe anladım ki annem bunu benim iyi olmam için söylemiş. Müziğe Şeki şehrinde doğdum ve orada başladım. Azerbaycan'ın evet, Şeki şehri çok muhteşem bir şehirdir. Zaten kültürüyle ve evet. tarihi mekanları, yerleriyle UNESCO'ya dahil olmuş bazı şeyleri vardır. Müziğe orada başladım. 5 yıl eğitimim Şeki'de devam etti. Sonra ben Bakü'ye karar aldım taşınmaya. Evet. Milli Konservatuar nezdinde müziğimi devam ettirdim. Sonra da bazı sanatçılarla çalışmaya çalıştığım oldu. Bir dönem sonra da artık yaş geldi bilmem unutmuşum da İstanbul'a taşınmayı ve burada hayatıma devam ettirmeye karar aldım. İyi evet. yaptınız, hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Zaten Azerbaycan ve Türkiye iki devlet, bir millet. Azerbaycan türküsünüz. Dolayısıyla burada da yaşarsınız. Ben Bakü'de bir konsere katılmıştım. Çok güzel binalarınız ve gerçekten sanat yoğunluklu bir ülke, sanat yoğunluklu bir şehirdi. Yemekleriniz de güzel bu arada. Etler. Biraz yağlı ama güzeldir ama güzel. Güzel, güzel. Siz bilmiyorum bu yemek diyoruz ama bu fiziğinizi nasıl koruyorsunuz sayın seyirciler? Alafsar Bey sokakta yürümeye başladı, binaya girdi. Herkes dönüp bakıyor. Çok hoş bir stiliniz var. Teşekkür ederim. Boyunuz posunuzda spor mu yapıyorsunuz? Sporla bazen ilgileniyorum. Öyle aşırı bir şey değilim yani bir sürekli ilgilendiğim bir spor şeyi yok da. Ama bazen böyle oluyor. Kendimi rahatsız ettiğimde ya da motivasyonum düşük olduğunda biraz yapıyorum. Fazla yürüyüş yapmayı çok severim. Kamp evet, severim. Ne yapıyorsunuz kamp? Doğaya kaçıyorsunuz. Gerçi sanatçılar herhalde doğada olmayı tercih mi ediyor? En son deniz kenarında kamp yaptım ve beni bayağı yordu. Öyle mi? Nerede? Sardala Koyu diye bir yere gittim ben galiba. Belki yanlış söyleyebilirim. Oraya gittim böyle deniz kenarı olsun falan bir kafa dinleyeyim. Tek seviyorum bu arada. Bazen öyle tek takılıyorum. Gittim ve deniz kenarında dediğim bir huzur bulurum. Ama bir yerden sonra yormaya başladı. Çünkü
Sürekli denizin sesi böyle şşş. Ben de çok severim ama bir yerden sonra diyorsun kıyısını. Artık bu olmasın. Yani bir kuş sesi duyayım, bir yerden bir sakinleşeyim. Fazla kaldınız o evet, zaman. Evet, iki gün kaldım ve geri döndüm. Ama ara sıra böyle daha doğanın evet. içinde. Evet. Ben de bazen evet. deniz kıyısına kaçarım. Hatta totem yaparım. Dalgaların beni dinlediğini, anladığını düşünürüm. Evet. Ben de doğayı seven rahmetli bir babanın kızı olarak. Ben şimdi sizden şöyle sorulara geçeceğim ama Balaban'ı bulunca her zaman bulamayabiliriz. Bir şey daha dinlesek mi sizden? Ben ondan önce size ilk albümümü tanıtıp ve size hediye olarak getirdim. Ay çok birini sağ olun. Size ve birini de kanala tamam, hediye olarak getirdim. Tamam, çok teşekkür getirdim. Ederim. Bunu size vereyim çok teşekkür ben. Ederim. Bunun ben üzerine kalkamadım. De konuşuruz hatta. Buradan evet. bir parça çalarım ben. Ben şöyle göstereyim bunu. Yakın çekim alabilirse arkadaşlarım. Evet, ekrana verdiler. Çok teşekkür ederim kanal için ve kendi adıma. Hemen bugün dönüşte arabamda her yerde dinleyeceğim. Evet. Çok etkili bir müziğiniz var. Sizi ben aslında şunu da sormak istiyorum. Dünya çapında Alim Kasımovlar sizinle şarkı söylediler, çaldılar. Şey, ses sanatçımız. Çok farklı yerde konserleriniz var. Evet. Roma'da bir konserinizde Aliyev, Roma İtalya Cumhurbaşkanı hepsi evet. sizleri izledi. Biliyorum çok izlenen de bir sanatçısınız. Dedenizin hatırına mıdır bu bütün sanatçıların size? Tabii siz de çok başarılısınız, o ayrı konu. Bir onu anlatın istiyorum. O konserinizi izledim. Evet. Yani harikaydı, şahaneydi. Teşekkür ederim. O girişi falan, yani insanın ruhu göğe yükseliyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz çünkü sayın seyirciler, dünyamız, ben bunu söyleyeceğim, yani dünyamız son 30-40 yıldır sanatla manatla popüler kültürü bize dayattı bu emperyalizm. Biz sanattan, sanatçıdan uzak kaldık. Müzik müthiş bir terapi aslında. Tabii ki, tabii ki. Daha önce Burcu Karadağ katılmıştı. Onun Neyde de terapi yapıyor. Ben Balaban'da da onu hissediyorum. Bu konuda da bir şeyler söylemek yani ister misin? Aslında doğrudur. Ney biraz daha, nasıl diyeyim? Tabii ikisi de üflemeli olduğu için hepsinin ayrı ayrı yeri vardır. Dünyada bilinen bir enstrümandır Balaban. Hatta Hollywood filmlerinde de kullanılıyor. Evet. Gladiator'dan tut, bütün dünyanın ünlü filmlerinde yer aldı. Ben sık sık ney dinlerim, kaval dinlerim. Ben enstrüman ait etmiyorum yani. Evet. Hepsini dinlerim. Hepsinden de zevk alarak dinlerim. Meditasyon konusunda da evet biraz ney daha o müzik tarzlarına daha yakındır. Hatta bansuri diye bir enstrüman evet. vardır, Hindistan enstrümanı. Onunla meditasyon müziği dinlemeyi çok severim. Ama balavanla da yapılıyor bu evet. Bu tarz müzikler. Yani bu üflemeyle siz zaten nefes diyorsunuz. Evet, hani nefes. Belki de ondan. Evet. İşte herkesin biraz zevk meselesidir. Kimisi neyi dinler, kimisi balaban dinler. Ama ben öyle bir ayrımcılık yapmıyorum. Benim için enstrüman enstrümandır ve sevilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu benim balam oluyor. Çok hoş. Çok hoş. Bütün her şeyi bunun üzerinden yapıyoruz. Onun dışında konserlerden konuştuk. Alim Kasımov, Alim hocamız diye. Dünya çapında ödüllü, evet. müthiş bir sanatçımız. Ona da buradan selamlarımızı olsun. Söyleyelim. Yani müthiş bir konser. Şöyle oldu, benim Panik albümüm Kalan evet. Müzik'ten yayımlandı bu arada. Aradığımda Alim Mellim'i, Alim Hoca'yı dedim... Alim Mellim, sizi rahatsız eden Alefser Rahimov oluyor. Alefser şeklinin... Dedemin ismini söyledim. Torunu oluyorum dedim. Buyur buyur dedi. Söyle. Tabii dedenizin. Dedim böyle böyle ilk albümüm olacak ve ben istiyorum ki oradan bir parçayı sizi konuk sanatçı olarak görüyorum. Hı. Ve İmadettin Nesimi'nin Gafil Uyan diye bir gazeli vardır. Çok, o müthişti. Bütün dijital platformlarda, YouTube'da falan da yayınlanmıştır zaten. Ve burada ayrıca da başka bir sanatçı var aynı şarkıda da Elnur Hüseynov. Evet, evet. O ses Türkiye'de bir Bozlak da söylediniz falan. Galiba bir parça da Bozlak. Alim hoca yapıyor onu. Evet, evet bir açış yapıyor müthiş. Aynı şarkıda. Müthiş evet. Yani. Ve o dedi ki senin deden benim için o kadar önemli bir kişi olmuş ki ve
Hatta şunu söyledi, onun Seygahını hala biz okuyamadık dedi. Ondan sonra dedi, bir parçayı bir gönder ama senden iyi iş çıkacağını biliyorum dedi. Çok beğenirsem yapacağım dedi. Evet, gönderdim. Gel kayıtları al dedi. Ve öylece o parça olmuş oldu. Kalan müzikten çıkan albümümde de yer alıyor. Evet, diğer albümlerinize geçeceğim ama bir şey daha çalsanız mı acaba? Ara bir arayı versek, bir parça ne daha çalayım? Bulmuşken sizi. Ne isterseniz. Uzun Dere çalacağım bugün. Tamam. Uzun Dere bizim Arşın Malalan filmimiz var. Üzeyir Hacıbeyov kendi döneminde o filme müzikler yapmış. Onun overturasını yapmış. Ve oradan bir bölüm, kısa bir bölüm çalacağım. Çok uzun tutmayacağım ama. Teşekkür ederim. Şahane. Peki konserlerinize nasıl hazırlanıyorsunuz? Yani sanki hani üflemeli olunca daha bir kendinizi işte dinlendirir misiniz? Ne yersiniz, ne içersiniz? Konserlerinize nasıl hazırlanıyorsunuz? Var mı bir özel hazırlanma? Hiç dinlenmeriz. Öyle diyeyim. Hiç dinlenmeriz ve çünkü her zamanki gibi onun heyecanı falan biraz tabii... Önümüzdeki tarihlerde de vardır. 23 Ocak Bova Caz sahnede olacak. Evet. Diğeri de 2 Şubat'ta Cem Areştire'de. Benim olacak. İlk kez Cem Areştire'de tamam, solo konserim onu bir daha olacak. Anons edelim. 2 Şubat'ta Cem Areştire'de konserimiz. Solo konser midir? Solo konser. Balaban Caz olarak. Konserin ismi. Evet. Onun dışında 23 Ocak'ta da Jazz Night with Balaban'la olacak. Yani Balaban ile caz akşamı olacak. Öyle hep herkesi bekleriz. 23 Ocak'ta da bekleriz. 2 Şubat'ta da bekleriz. Çok keyif alacaklarını emin olsunlar. Ne yapıyorsunuz program konser öncesi? Bir hazırlığınız? Konser öncesi provalarımız oluyor. Tabii burada biraz ben en sıkıntı tarafım Türkiye'ye geldikten sonra endişe ettiğim taraf biraz prova meseleleridir. Herkes yoğundur. Ve prova alacak kişilerle zamanı tutturmak çok zor oluyor. İki ülke arasında fark var mı müzik anlayışı, biraz eğitim? Bu prova meselelerinde ben üstüne basarak söylemek isterim. Azerbaycan'da müzisyenler daha prova odaklı ve sonra sahne odaklı yapılıyor. Ama maalesef burada biraz daha abi direkt... sahneye çıkalım. Kestirmeden. Ve böyle olduğu zaman da biraz yani isterdim anladım. Ki daha yoğun prova yapılsın. Siz biraz da titizsiniz zaten, disiplinlisiniz. Tabii. O yüzden tabii. Belki provayı fazla da istiyorsunuz ama biz anlıyorum. Herkes birileriyle çalıyor ve herkes yoğundur. Zaman meselesi vardır. Ama yine de sağ olsunlar biz konserlerden birkaç gün önce provalarımızı yapıyoruz. Ve bu yolda da bana anlayış gösteren ekibim demeyeyim de, hepimiz arkadaşız, sevmiyorum öyle lafları da.
O arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsunlar. Ben şimdi Alansar Bey, sizin son albümünüz galiba. Evet. Bir hamam böceklerinden esinlendiğiniz bir albümünüz var. Evet. Bir albümü anlatın. Hamam böcekleri nereden aklınıza geldi? Nedir? Onu da seyircimiz sizden duymuş olsun. Evet, son albümümüz diyelim ona. Benim piyanocu arkadaşım Paris'te yaşıyor kendisi. Eytibar Esatlı ile birce yaptığımız ve tamamen kendi bestelerimizden oluşan bir albüm çıkardık. Bu arada besteleriniz var ama siz besteci kimliğinizi söylemeyi söylemiyorum çünkü dünyaca o kadar dahi besteciler var ki biz onların yanında besteci olmamız... Böyle mütevaziliğiniz de örnek olsun herkese. Mütevazilik gibi görünebilir ama bu konuda böyleyim. Ama Balaban'a gelirse burada evet. Mütevazı olmayacağım. Orada olmazsınız. Evet. Evet. Eytibar Esad ile beraber Sexy Cafards diye bir albüm çıkarttık. Hamam böcekleri. Sexy hamam böcekleri bu. Sexy hamam böcekleri. Evet. Nereden aklınıza geldi? Nedir şöyle, bu? Şöyle, dünyamızda bugün herkesin kendi doğrusu vardır. Kendi gerçeği vardır. Doğru ve yanlış. İnsanlar birbirlerini kınıyor. Evet. Birbirlerini dışlıyor. Yargılıyor. Irkçılıktan tut. Hatta yardım. Maalesef bu müziğe de artık şey olmuş. Çok acı. Bunu söylemem gerekiyor. Çünkü müzik su gibidir. Saftır. Buna bir kirli bir şey atarsak o içilmeyecektir, değil mi? Öyledir benim evet, için. Tabii. Maalesef ki bugünkü dünyamızda bu sorunu yaşıyoruz. Sen filan kültürün müziğini yapıyorsun diye dışlanıyorsun. Diğeri filan müziği yapıyor diye de. Söylemiyorum ismin şey evet, olarak. Evet, yok da. Vermeyelim cevap hakkı olmasın. Ama bu konular olduğu için onun dışında tek müzik değil. Dünya bugün maalesef. Hangi yere gelmiş artık maalesef, maalesef ki. İyi şeyler de vardır var, bu arada. Evet, ama, ama maalesef zamanımızda... Bir dayatma var. Tabii. Bir dayatma ve var. Ve hamam böceği niye? Hamam böceğini çünkü biz hep dışladık. Hep gördüğümüzde kaçarız biz ondan. Korkarız, öldürmek uyranırız, isteriz. Uyranırız. Halbuki hamam böceği seni görerken kaçar. Böyle bir bilgi de vardır. Hamam böceği insana dokunduğunda kendini gidip temizliyor. Aa, gerçekten evet. Mi? Senin seyirciler ilk defa duydu. Ben araştırdım bu konuyu. Hamam bayağı böceğine bilgiler dokunursak aldım. O da gidip kendini temizliyor. İnsana dokunduğu zaman kendini temizliyor kedilerde diye. Kedilerde biliyorum bunu ama hamam böceğini bilmiyordum. Yani şöyle diyelim, biz bir güzel bir kelebeği gördüğümüzde seviyoruz ama hamam böceğini dışlıyoruz. Hakikaten hep ona kötü muamele ederiz. Doğrusu. Kötü muamele çünkü sürekli nerede görmüşüz onu? Kötü yerlerde görmüşüz. Ama bizim kötü dediğimiz ne? Hamam böceği. Biz halbuki hamamda temizleniyoruz. Aa, bizim ilginç. Temizliğimizdir bu. Saflanıyoruz. Aa, çok ilginç. Doğru mu? Ama hamam böceğini niye dışlıyoruz diye bir mantık. Yine görürsem yine dışlarım aslında. Yani korkarım ben de. evet. Ama biraz bunu şey olarak insanlara bir bilgi olarak ve bunu bir protesto mu diyelim evet, artık. Evet. Bir farkındalık. Farkındalık yani mesela olarak bu görmeye söylediğiniz çok önemli. Böceği de kendi temizliyor. Tabii. Bana insanlar dokundu diyor, tabii. O da gidiyor kendi. Ve evrim olarak da dinozorlardan da önceye dayanıyor bunun şeyi. Ben öyle mi? Bayağı araştırdım biraz bu konuyu. Yani tek ben değil, arkadaşlarla beraber. Başsız bile yaşıyor. Öyle bir durumu da var. Çok dayanıklıdır. Dayanıklı. Sadece susuz kaldığında ölüyor. Aa, çok ilginç. Evet. Böyle bir videolar da belki vardır. Denk gelmiştir. Ben gördüm hatta. Ondan etkilendiniz. Etkilendim, evet. Biraz da insanlar acaba niye hamam böceği diye ve biz de fikrimizi anlatmak için bu ismi illaki buraya koyacağız koydunuz dedik. İnsanlar da eğer albümü izlerlerse, biz onun klipini de çektik. Bazı sebeplerden yayınlanmadı tabii henüz ki. Henüz yayınlamadınız, evet. İleriki tarihlerde yayınlanacaktır, evet. Peki orada besteleriniz var mı? Vardır. O şeyde? Sizin 3 albümünüz var galiba. Evet. Şimdi. Biri Kalan Müzik'ten çıkan işte Panik evet. Albümü. Evet. Onun dışında 2022 yılında Azerbaycan diasporasının desteğiyle yaptığım Azerbaycan bestecileri ve halk müzikleri, bir de dünya bestecilerinden oluşan, atıyorum Erik Satie'den Gino Sinno 1 çaldık biz. Deniz Tuncer arkadaşımla, piyanocu. Selvi Amiç'e çaldık. Mesela onlardan oluşan bir diasporanın desteği olan albüm vardır. Bir de en son Sexy Cafards dediğimiz hamam böcekleri albümümüz. Bir arınmayı, insana bir farkındalığı evet, veren. Bu tamamen kendi bestelerimizden oluşuyor. Arkadaşım bana ilk söylediğinde yine Azerbaycan halk şarkılarından bir şeyler yapalım daha modern tarzda dediği zaman ben dedim ki gel bu kez bunu kendi bestelerini yapalım.
Kendimizi gösterelim. İnsanlar bizi tanısın. Peki oradan bir beste şimdi dinleme şansımız olur mu? Olur. Ben çünkü şimdi sizi buldum balaban. Seyircilerim ve ben bu balabanı dinleyelim. Oradaki şarkılar şöyle. Eşlik talep eden bir şarkılar. En azından bir piyanoya ya da evet. Çünkü elektronik sound üzerine ve jazz tınıları vardır orada ve piyanonun vokallerin eşliğinde olan bir şeydir. Ve o hissi belki buradan veremeyebilirim. Anladım. O sebepten isterim ki seyirciler bunu dijital kendisi platformla dinlesinler. Peki ama biz de gene sizden bir şey isteyeceğiz. Olacak. Peki dünyanın çok farklı yerlerinde evet. konserleriniz var. Sizi en etkileyen, unutamadığınız hangisi diye sorsam ya da hangi besteniz, hangi albüm böyle var mı bir aklınıza tabii. gelen? Çünkü sizin çok büyük bir izleyici kesiminiz var. Gittiğiniz ülkelerin de bürokrasisi, yöneticileri hepsi sizi akın akın izliyorlar. Evet. Var mı böyle bir anınız, bir değişik? Önce bestelerimden hangisini seviyorum onu evet, söyleyeceğim. Var mı öyle bir ayrımınız? Vardır. Quantum diye bir panik albümünden Quantum diye bir şarkım, besteniz bestem var. Vardır. Onu çok severim. Neden diğerlerine göre onu daha çok seviyorsunuz? İlk besteniz mi veya? Çünkü Bakü'de yaşadığım dönemlerde yaşadığım bazı olaylar vardır ve o dönemlerde bunu yapmaya başladım. Başladınız. Ve sonra da o sıkıntılar içinden bu parçanın güzel sahnelerde anıları olduğu için o benim için çok önemli. Tamam. Onun dışında Half Moon diye bir vardır en son albümle. Orada tamamen ıslıklı falan bir şarkıdır. Böyle ıslık çalıyorum. Çünkü orada da artık kendi böyle nasıl diyeyim sahnede kendi özgürlüğümü hissediyorum. Bir balabancı orada balabanını çalsın mevzusu değil. Burada ıslık çalacağım diyorum. Ay çok hoş, çok. Evet. Tabii ben hani her müzik albümü, mesela tamburu da tek başına dinlemeyi çok severim. Evet. Piyanoyu bir müzik hayranı, müziğe düşkün birisi olarak kemana hayran kalırım nasıl. Evet. Fakat bu üflemeliler de muazzam yani. Onu nasıl ayarlıyorsunuz, şey diyorsunuz maşallah. Peki bir şey daha çalalım mı? Bitiyor mu program? Yok ama ben şimdi böyle sizi gördükçe sorulardan yana. Tabii çalarım. Sizin şunu da bir sorayım. Evet. Sevdiğiniz başka müzik türleri hepsini dinliyorsunuzdur ama. Yani evet. Şunu çok severim dediğiniz var mı? Ben son dönemler tamamen elektronik müzik dinliyorum. Öyle mi? Ya hatta şaşırıyorum kendime. Neredeyse 1,5 yıldır. Elektronik müzik yoğunluklu yaşıyorum ve artık tamamen bunun ilerideki yıllarda, tarihlerde böyle bir albüm yapmayı düşünüyorum. Live setup'ımı kurayım kendim. Prova sıkıntıları olduğu için artık derdim olmayacak. Kendi başıma, tek başıma. Tek başınıza. Evet. Öyle bir live setup'ımı kurarak böyle balabanlı, vokalli, kendi elektronik müziğimi yapmayı düşünüyorum. Ama şu an onun üzerinde henüz çıkarmadım parçalarımı, çıkaracağım yakın dönemde. Ama dinlediğim çok sanatçılar vardır elektronik müzik tarzında. Rex dinlerim, Olafur dinlerim. Ve vardır, bir sürü vardır da birçok unuttuklarım vardır. Öyle diyelim yani. Bir de bir şey sorayım size. Gençlere, müziğe meraklılara, üflemeli işte balaban veya ney, üflemeli çalgıları, enstrümanları önerirseniz niye önerirsiniz? Yani genç birisi bir müziğe de yatkınlığı var. Evet. İlle herkesin piyano ya da herkesin gitar çalması gerekmiyor. Evet. Ne yaparsınız? Ne dersiniz önermek isteseniz gençlerimize? Güneş Hanım, ben hatırlıyorum çocukken bizim doğduğumuz memlekette balaban ve zurna biraz maalesef ki öyle bir duruma gelmişti ki çocuklar ve ben sorduklarındaki ne çalıyorsunuz dediğinde biraz zurna çalıyorum demeye utanıyordum. Öyle bir hale getirmişlerdi bunu böyle. Ama artık o aydı yani maalesef çok eski bir aile. Evet. Yani evet. Bir de çocuksun böyle şey ediyor olabilir. Zurna mı çalıyor? Yani bazen şey oluyordum belki bıraksam mı bunu? Ama ben zaten klarnet olarak başlamıştım eğitimime de hep böyle İlk önce söylediğim laf şey oluyordu, klarnet çalıyorum diyordum. Zurnanın yanında biraz güya kul duruyor anlamıyla söylüyordum. Ama zaman geçtikçe
anladım ki bu benim ana enstrümanım. Evet. Bu benim dilim. Evet. Bu her şeyim. Bu benim dediğim gibi balam ve ben bunu utanmamalıyım söylemeye. Evet. Bunu bize utanmayı son böyle bu emperyalizm öyle bir şey yapmış ki yani bu çok eski müzik aleti işte doğadan evet. yapılan. Bu coğrafyanın, Orta Asya'nın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, birçok ülkenin bu güzel enstrümanları biz uzak kalmışız. Evet, evet. Bunun belki bir benzeri flüt ama bunlar bambaşka. İnsanlar daha çok, ebeveynler de çocuklarını daha çok biraz piyano çalsın. Evet. Ben severim de bu evet, arada evet, ayrımcılık çok yapmayayım. Önemli. Ama bizim, ben klarnet çaldığım dönemlerde çocukken şunu anlamaya başladım ki bu enstrüman benim ana dilim değil. Hmm. Ve benim ana dilim ne? Balabandır. Ve benim ana çok dilim hoş. Zurnadır. Çok hoş. Ben dünyaya bununla açılabilirim. Ses getirebilirim. Ve bu mantıkla yürüdüm. Hmm. Ama maalesef bugün bile biz Azerbaycan'dan konuşayım. Valideynler daha çok çocuklarını garmon enstrümanına götürüyorlar. Daha batılı zannedilen evet, enstrümanlar ama bunlar çok büyük bir kıymet. Ama buna da seviniyorum. Benim müdürüm mesela en son görüştüğümüzde bana teşekkür etti. Dedi Alefsa o kadar çok iyi projeler yapıyorsun ki seni izleyip de buraya heves eden çok evet, ben de onun için sordum. Var, bu arada zaman tabii süremiz aktı. Ben bir iki kaç dakika yönetmenimden rica edeceğim ama sizden bir parça daha dinlemeden bırakmayacağım. Son parçam oluyor yoksa? Son tamam. Çalın. Tamam. Yani programımız sona geliyor. Biz sonra programdan sonra belki ekip olarak gene dinlemek isteriz evet. Ama benim ne Roma konserinde çaldığım Sarı Gelin parçası tamam. vardır. Tamam, ne istiyorsanız. O parçayı şimdi burada canlı canlı seyircilerimize evet, çalmak evet, hepimizin istiyorum. De bildiği evet. Bir müzik. Şahane, çok şahane. Teşekkür ederim. Ama Asar Bey, üzgünüm süremiz bitti. Nasıl geçti olsun. Anlamadık. Evet, ben de bayağı hızlı geçti. davetimizi kırmadınız, geldiniz. Üstelik konser yani öncesi, iki gün sonra konseriniz var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Kanala teşekkür ediyorum. Arkadaşlara teşekkür evet. ediyorum. Emekleri vardır. Ben bu güzel müziklerle, bu
güzel enstrümanlarla, güzel sanatçılarımızın. İyi ki hazırda varsınız. İyi ki bu güzel enstrümanlar var. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, sanata, müziğe, enstrümanlara, doğaya, spora daha fazla ilgi gösterirsek daha güzel şeyler yaşayacağız. Ben iyiliğin kazanacağına, iyiliklerin artacağına, iyilerin kazanacağına inanıyorum. Alansar Rahimov'un bugünkü bu güzel, üstelik de hiç mikrofon yokken stüdyo ortamında bize Balaban'la verdiği, icra ettiği şarkılar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Keyifle kalalım, sağlıcakla kalalım, müzikle kalalım, hoşça kalalım efendim. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.